Günaydın, iyi sabahlar. Para notasıyla karşınızdayız. Haftanın ikinci iş gününde ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız. Özlem Doğaner günaydın. Günaydın, iyi sabahlar. İyi sabahlar. Önce başlıklara bir bakalım. Son Ankara gündemini alacağız ve gündemi değerlendireceğiz. İtalya Başbakanı Türkiye'ye geliyor. Mario Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan ve Draghi Türkiye-İtalya 3. Hükümetler Arası Zirve Toplantısı'na başkanlık edecek. Diğer taraftan Doğu Akdeniz'de işbirliği tabii ki önemli başlıklar altında onu da Murat Obucu'ya soracağız. Neler var gündemde? Hazir ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyon rakamlarını dün değerlendirdi. Enflasyon rakamları gelmişti. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışın devam etmesinin enflasyon rakamlarında etkili olduğunu belirtti. Ayrıca Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün düzenlem desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır." dedi. TL kredi için döviz şartı düzenlemesinde değişiklik Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, TL kredi için döviz şartı düzenlemesine yemin, yeminli yeminli müşavirlerin de dahil edildiğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir bir masadaki sorunların ortadan kaldırıldığını işte 3600 meclisten geçti 3600 ile ilgili düzenleme. Diğer taraftan emeklilerin e, ücret artışı. Diğer taraftan çalı, e, kamu çalışanlarının ücret artışı ve asgari ücretteki zam. Sıra sözleşmeliler var. sözleşmelerin probleminin çözülmesi ve EYT. Bakan Bilgin EYT yani emeklilikte yaşa takılanların durumu ile ilgili Türkiye'nin her sorununun çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu önümüzdeki dosyalardan çözülecek şeylerden biri. Yani yıl sonuna kadar çözülme konusunda çalış çözülmesi konusunda çalışılacağını söyledim. Gazprom LNG'de ruble ödemesi isteyecek. Şimdi biliyorsunuz Gazprom doğal gaz karşılığında ruble istiyor. Şimdi LNG konusunda da yine ruble ödeme istemeye hazırlanıyor. Emtia piyasasında da düşüş var. Ee, özellikle geçtiğimiz hafta buğdayın fiyatı 4 ayın, mısır ve soyanın da fiyatı 5 ayın en düşük seviyesini görmüştüm. Demir-çelik fiyatlarında gerileme dün de devam etti. Bunu özellikle hani borsa tarafında hisse senetlerinde de hissettik. Demir-çelik hisselerinde. Ama demir-çelik fiyatlarında da düşüş var. Ee, bu tabii ki küresel enflasyon anlamında da olumlu katkı sağlayacak diyebiliriz. Peki Ankara gündemini alacağız. Apara Ankara Haber Müdürü Murat Oğucu karşımızda olacak. Murat günaydın, iyi sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar. İtalya Başbakanı Mario Draghi Ankara'ya geliyor. Masada neler olacak? Neler konuşulacak? Son dönemde özellikle hani bu trafik çok yoğun, ülkelerle diplomasi trafiği çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Birçok anlaşma yapılıyor. Dolayısıyla Draghi İtalya Başbakanında önemli bir ziyaret. Yeni ekonomi paketi yürürlüğe girdi. Bunun detaylarında neler var ve bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Onun yanıtında senden alalım gündemin başlıklarını senden alalım buyur. E, tabii bugün önemli bir ziyaret. Draghi'nin yap, yapacağı ziyaret uzun bir zaman sonra iki ülke arasında e, hükümetler arası zirve toplantısı gerçekleşecek. Üçüncü zirve e, olacak bu e, toplantı ve e, bu mahiyette de iki ülke arasındaki ilişkiler, bunun dışında bölgesel ve ulusal gelişmeler de yine bu zirvenin gündeminde e, olacak. Önce resmi törenle karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külesi'nde İtalya Başbakanı Draghi'yi ardından bir baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında ise zirveye geçilecek. Geniş kapsamlı bir katılımlı zirve bu. Birçok bakanın da katılacağını söyleyelim. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanları, yine savunma bakanları, enerji bakanları, ekonomiyle ilgili bakanlar bu toplantıda yer alacak. Dediğimiz gibi ikili ilişkiler, ekonomik ilişkiler bu zirvenin ana gündemini oluşturacak. Ukrayna, Rusya gerilimi bu savaşın hem gıda krizine hem enerji krizine etkileri bu bağlamda iki ülkenin ortak noktası olan bölgelerde yaşanan gelişmeler Akdeniz ve Libya bunların başında geliyor. Bu konular detaylı bir şekilde ele alınacak. İki ülke arasında 23 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Bunun daha da artırılması konusunda yeni sinyallerin, yeni mesajların belki de yeni hedeflerin konabileceği bir zirve olacak. Sonrasında bazı anlaşmalar imzalanacak ve ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Akşam saatlerinde bu yapılacak basın toplantısında iki liderin vereceği mesajlar da elbette önemli olacak. Özellikle enerji anlamında iki ülkenin de bir bağlantısı söz konusu. Özellikle Türkiye üzerinden geçen doğalgazın gazın Yunanistan ardından da İtalya'ya taşındığını biliyoruz. Buradaki kapasitenin artırılması ile ilgili... E, talepler var, e, malum. Ancak hattın kapasitesi malum e, sınırlı. Bununla ilgili yeni talepler gelebilir. Bunun dışında bölgedeki enerji kaynaklarının yine Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması ile ilgili bazı çalışmalar da var. Bu konuların da yine gündeme gelmesini bekliyoruz. Önemli bir ziyaret ve ziyaret sonrasında yapılacak açıklamalarda oldukça merak konusu. E, bunun dışında geçtiğimiz hafta mecliste Meclis kapanmadan kabul edilen bir ekonomi paketi vardı. Oldukça kapsamlı birçok kesimi ilgilendiren ve o paket bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle 3600 ek gösterge düzenlemesinin detaylarının yer aldığını söyleyelim. Bütün yardımcı sınıflar dahil bütün memurlara 600 ek gösterge artışı yapılıyor. Polisler, öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri, düzeltiyorum hemşireler, din görevlileri ve uzman çavuşların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Burada bir yürürlük tarihi de var. 15 Ocak 2023 olarak belirlendi ve 15 Ocak 2023 itibariyle de bu ek göstergelerin emekli maaşlarına, emekli kiramelerine yansıması olacak. Bunun dışında en düşük emekli maaşı 2500 liradan 3500 liraya çıkarıldı ki dün zamla birlikte maaşı 3500 liranın altında kalanlar vardı. İşte bu kanunun yasalaşmasıyla birlikte onların maaşları da 3500 liraya tamamlanacak bankadan çektiklerinde bu vatandaşlar emekliler 3500 lira olarak almış olacaklar. Yine hazinenin kredi garanti fonuna aktardığı kaynak 100, bin, 100, bin, 100 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldı ki burada COVID'lerin daha fazla finansman erişiminin sağlanması hedefleniyor. Bankalar ve finansal kuruluşlardaki kurumlar vergisi oranı %25 olarak uygulanacaktı geçici olarak. 2023'te ancak bu kalıcı hale geldi. Bundan sonra bankalarda ve finansal kuruluşlarda %25 olarak uygulanacak kurumlar vergisi. Bir de özellikle TOGA bir destek mahiyetinde bir ÖTV değişikliği yapıldı. Motor gücü 160 kW'ın altında olan elektrikli araçlarda ÖTV oranı indirildi. %60 olarak belirlenen oran %10'a düşürüldü bu kanunla birlikte. Bu da ciddi bir fiyat avantajı sağlayacak. Türkiye'nin otomobiline ve bu e, piyasaya sürüldüğünde diğer araçlara göre ciddi bir avantaj elde etmiş e, olacak ve üniversiteden e, bir şartlı bir gerekçe nedeniyle ayrılmış olan öğrencilere de tekrar geri dönüş imkanı sağlıyor. Oldukça dediğimiz gibi kapsamlı, detaylı bir düzenleme gün içerisinde haberlerimizde bu detayları da paylaşmış olacağız. Diğer taraftan malum e, memur maaşlarının belirlenmesiyle memur, memur zam oranlarının belirlenmesiyle birlikte buna endeksli olarak belirlenen bir de kıdem tazminatı tavanı var. Yılda iki defa değişiyor. Bu da yine dün Haziran ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin imzalamış olduğu genelgeyle netlik kazandı. Kıdem tazminatı tavanı yılın ikinci yarısı itibariyle 15.371 lira çıkarıldı ki Haziran'a kadar 10.848 liraydı. Yani 4.523 liralık bir artış söz konusu. 10 yıllık tavandan çalışmış bir kişinin kıdem tazminatında da 45 bin liranın üzerinde bir artış anlamına geliyor. Bu değişiklik oldukça önemli. Diğer taraftan yine memur maaş katsayısıyla belirlenen bedelli askerlik ücreti var. Bu da arttı haliyle memur maaşlarının artmasıyla birlikte. Orada da 56 bin 500 liraydı. Haziran ayına kadar bu yıl. Şimdi Temmuz aralık döneminde 80 bin 64 liraya çıkarıldı bedelli askerlik ücreti malum son. Geçtiğimiz haftalarda meclisten geçen bir kanun teklifiyle bakaya ve kaçak durumda olan 550 bin gence de bedelli askerlik imkanı tanınmıştı. Onlar bedelli askerlikten yararlanmak için 80 bin 64 lira vermek durumunda olacaklar ki 23 bin liralık bir artış söz konusu. Dediğimiz gibi bugün gözler Draghi'nin Ankara ziyaretinde ve 2-3 arasında yapılacak zirvede, zirveden çıkacak kararlarda diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki Murat Avucu teşekkür ederiz aktardığın detaylar için. Biz de Murat'ın bıraktığı yerden gazetelerle de devam edelim. Bugün Sabah Gazetesi'nde Doğu Akdeniz'de işbirliği masada İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlisi olarak bugün Türkiye'ye resmi ziyareti bulunacak. Libya, Doğu Akdeniz ve enerji konularında işbirliği ele alınacak deniyor. İtalya'nın eski Türkiye Büyükelçisi iki ülke çok şey yapabilir mesajını vermiş. Önemli Doğu Akdeniz konusu, diğer taraftan hani Murata giderken de söylemiştik. Son dönemde özellikle hem yakın coğrafya hem uzak coğrafyada önemli işbirlikleri, önemli anlaşmalar, diplomatik görüşmeler, ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ciddi bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu dönemin kazanımları da beklenir böyle dönemlerin çünkü. Hani ilişkilerin arttırılması sonuçta birçok problemli alan var bizim etrafımızda. Yani Doğu Akdeniz dediğimiz başka bir alan, Karadeniz başka bir alan, yanımız yanı başımızda bir savaş var. Rusya Ukrayna ciddi bir yaptırım söz konusu Rusya'ya karşı. Yani coğrafya avantajlı, dezavantajlı. Bunu idare etmek, yönetmek önemli olan. Evet, Coğrafya avantajlı bir coğrafya, pek çok açıdan fırsata çevrilebilecek bir coğrafya. Dünyanın merkezi noktalarından birisinde yaşıyoruz. Çok da güzel topraklarda yaşıyoruz, verimli topraklarda yaşıyoruz. Ama bir yandan da çevremizde belki de dört yanımız sorunlarla, krizlerle çevrili bir coğrafya. Ve hiç de ara verilmeden, ver evet. vermeden. Yani evet. bir tarafta Güneyimizde bazen terör, Orta Doğu'da terör ya da kuzeyde işte bir savaş yani hiçbir zaman da e, bir hani nefes aldırmayan bir evet. alandayız maalesef çünkü hani o verimli toprak dedik ya aynı zamanda işte o e, özellikle çevremizdeki ülkelerde enerjisi bol bir yapı olunca e, doğal olarak enerji de bu kadar ihtiyaç evet, olunca evet dünyanın da gözü maalesef yıllarca o bölgelerde oldu dolayısıyla aslında biraz da e, o enerji kötü e, bir geri dönüş olarak karşımıza çıkmış oldu şimdi tabii e, Akdeniz mevzusu çok uzun yıllardır çok konuşulan, çok üzerinde tartışılan ama en nihayetinde son belki de 4-5 yılda daha da e, hareketlenen bir bölge haline geldi. Özellikle e, denizde e, petrol arayışı, e, bu noktada e, daha fazla kaynağa ulaşılma ihtimalinin ortaya çıkmış olması e, herkesin biraz böyle işte hını kabartan bir deniz haline getirdi Akdeniz'i. Şimdi orada tabii... E, Türkiye çok eşitlikçi ve herkesin bir buradan bir kaynak çıkacaksa bu bölgedeki ülkelerin yararlanması gerektiğini savunan bir yapıda hareket ediyor ama diğer ülkeler pek o noktada hareket etmemişti ve Dolayısıyla Aslında biraz da kavga denizi haline getirmeye çalışmışlardı Akdeniz'i. ama özellikle son dönemde Türkiye'nin Libya adımıyla Libya ile işbirliği adımıyla ve oradaki stratejik e, diplomatik adımlarıyla birlikte e, Akdeniz'in e, ne kadar da Türkiye'nin denize olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. E, bu ortam ardarda aslında farklı diplomatik karşıdan adımları da getirdi. İşte Amerika'nın söylemlerini hatırlarsınız. E, bir yandan işte İsrail'le e, diplomatik görüşmeleri hatırlarsınız. Şimdi İtalya da aslında bu noktada önemli ülkelerden birisi çünkü hem Akdeniz'de e, ciddi bir e, yapısı var ve burada aslında bir şekilde o da arayışlarına devam ettirmek istiyor. Bir yandan e, Avrupa'nın bu kadar zorluk çektiği bir dönemde özellikle de e, tedarik zincirleri konusunda sıkıntıların yaşandığı bir dönemde İtalya da bundan payını almış ve zaten bu pandemi öncesinde de e, borçlu ülkelerden birisiydi. Avrupa'nın her ne kadar en büyük üçüncü ülkesi olsa da ciddi borçları olan ve pandemi Özellikle nüfus açısından bakıldığında Avrupa'nın en yaşlı nüfuslarından birisine sahip bir ülke. Dolayısıyla hani o tarımsal açıdan verimli toprakları da olsa, pek çok açıdan farklı avantajları da olsa zorlu dönemler geçiren bir ülke. Ama stratejik olarak önemli bir ülke tabii ki. Hem Kuzey Afrika'daki... ...gücü nedeniyle, e, diplomatik gücü nedeniyle, hem Akdeniz'deki yapısı nedeniyle... ...hem de tabii ki Avrupa'daki duruşu nedeniyle. E, Draghi de Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı tabii. Evet, Bütün ekonomi Avrupa, geçmişi. Evet, Avrupa'nın e, genel olarak ekonomisine de çok hakim bir lider. E, yani Avrupa'da liderlik mevzusu öyle çok e, sürdürülebilir olmasa da orası biraz... Fazlasıyla dalgalı bir yapıda ve çok fazla seçimin olduğu bir bölgede olsa son dönemlerde Draghi önemli adımlar da atıyor. Bu noktada çok önemli bir ziyaret bu. Son dönemlerde alt alta aslında bütün bu ziyaretleri koyduğumuz zaman Türkiye'nin ne kadar önemli bir coğrafyada bulunduğunun ve ne kadar bundan sonraki dönem için ne kadar kilit anahtar ve köprü bir ülke olduğunun da göstergesi aslında bu ziyaretler. Özellikle NATO toplantısından sonra bu ziyaretlerin çok daha fazla artmasını da bekliyorum ben doğrusu. Bu arada İtalya e, dedik orada bir parantez açalım diğer konulara geçeceğiz ama İtalya'da da çok ciddi bir kuraklık var. Evet. E, beş bölgede o hal ilan edilmiş ve e, 70 yılın en şiddetli kuraklık kriziyle karşı karşıyaymış İtalya. Yani bu kadar hani enerji bir sorun dedik ciddi bir sorun Avrupa için. Diğer taraftan e, bu kuraklık çok ciddi bir sorun yaratıyor ki kuraklığın geçen yıl zaten enerji elektrik üretimindeki e payının e etkilemesi nedeniyle zaten oradan da enerji krizinin başlangıç noktasıydı aslında bu kuraklık. 5 e bölgeye bu krizi açmak için 36,5 milyon euroluk kaynak aktarılmış, kaynak ayrılmış ve ülke genelinde kuraklık krizinin talımsal üretiminin %30'unu tehdit ettiği, %30 çok büyük bir oran şu ana kadar tarım alanında da 3 milyar euroya yakın bir zarara yol açtığı belirtiliyor. Suyu kullanımda, belediyelerin içme suyu kullanımında, tarımsal sulamada kısıtlayıcı önlemlere başvurmak e, zorunda kaldığı da vurgulanıyor. Zor bir dönem yani kuraklık ya Allah kimseye göstermesin tabii ki çok zor. Tabii zor bir dönem ama bu şunu da gösteriyor Serdar. Ard arda e, hani bu küresel iklim krizi, küresel ısınma derken, ee, bu kuraklık haberlerini işte üretimde sıkıntı haberlerini yağışlarda problem haberlerini pek çok yerden alıyoruz. Bu demektir ki bundan sonraki dönem hani hep diyoruz ya bir kuraklık sıkıntısı mı olacak? Bundan sonra bir gıda krizi mi olacak diye. Gerçekten e, bu böyle arada denemeler olan dönemler yaşıyoruz galiba. Ee, belki önümüzdeki dönemde bunların bunların daha sık olmasına alışık olmak lazım. O yüzden işte tarım ülkelerinden birisi belki İtalya verimli ülkelerden birisi bu anlamda tarımsal anlamda ama belki de işte onların da bu kuraklıkla mücadele için e, belki ürün yapılarını değiştirmesi gereken bir döneme doğru gidecek. Yani %30 dünya %30'unu kaybetmesi çok önemli bir evet, oran. Yani bu dünyadaki pek çok dengeyi değiştirecek. Yani nasıl bir Ukrayna Rusya Savaşında Ukrayna'nın buğday ekememesiyle birlikte Avrupa'yı krize soktuysa pek çok ülkede aslında gıda tarım üretimiyle e, pek çok ülkenin e, besleyicisi konumunda O yüzden bundan sonraki dönemler e, biraz daha e, küresel iklimi daha önceliklendirmemiz gereken bir döneme doğru gidiyoruz gibi görünüyor Evet yani e, biz şu anda ağırlıklı olarak işte yüksek enflasyonu konuşuyoruz sonrasında bir resesyon tehlikesini konuşuyoruz e, diğer tarafta yani tüm bunları konuşurken işte savaşı konuşuyoruz tüm bunları konuşurken Küresel iklim krizini bir kenara bırakmışız evet. gibi gözüküyor. Geçen yılki gibi tabii gündemin alt sıralarında belki beşinci belki onuncu maddesi haline gelmiş durumda. Ama e, çok yani ilk sıralarda olması gereken ve şu anda çok acil bir şekilde mücadele edilmesi gereken alanlardan bir tanesi olduğu görülüyor. Yani sadece evet tarım yani burada temel ihtiyaç onuna etkiliyor. Diğer taraftan e, enerji üretimi, elektrik üretimini de çok yakına tabii. ilgilendiriyor işte. Geçen yıl Avrupa'da güneş enerjisinden ağırlıklı rüzgar rüzgardan elektrik üretilememesi nedeniyle çok ciddi sıkıntıya düşülmüştü. Yine böyle bir durum bir de üstüne doğalgaz tabii ki. Bu da eklenebilir. Peki konuşacağız. devam edeceğiz. Özellikle Almanya'ya Başbakanın mesajları var. Yani Hı -hı. zorluklarla ilgili mesajları var. Enflasyona tarihi bir zorlukla karşı karşıyayız mesajı var ama bunu da konuşacağız ama e, gazetelerden devam edelim. En düşük emekli aylığı 9.105 lira oldu. Dün enflasyon verisi geldi ve enflasyon, 6 aylık enflasyonun ortaya çıkmasıyla birlikte e, SSK Bağkur emeklilerine %42,35 memur maaşları, emekli memur aylıklarına da %41,69'luk zam yapıldı. Evet. Öğretmen maaşı 12.276 liraya çıktı deniyor. Burada liste halinde de verildi. Verilmiş Hazal Ateş'in hazırladığı haberde sayfada diyelim hatta. En düşük memur emekli aylığı 6.078 lira olmuş. Bunun dışında mesajlar arasında bakıyorum. Yıllık zam SSK Bağkur emekli aylıklarına %25,47. Memur maaşlarına, emekli memur aylıklarına %30,95 artış yapıldı. Yapılmıştı daha önce. Yıllık zamda %85,54 oldu. Tabi e, enflasyonun yükselmesi sonrası burada alım gücünü arttırabilmek, alım gücünü koruyabilmek anlamında maaşlara da düzenlemeler yapılıyor. Bunlardan yani asgari ücretten sonra kamu ve... ...emekli maaşları da belli olmuş oldu. Evet. Ee, aslında hükümet e, çalışan ve emekli için... ...hem işçi hem memur hem emekli için... E, ...oldukça... E, ...bonkör davrandı diyebiliriz. E, ve... E, ...yani... Yüzde, ...mesela asgari ücrette %94'leri bulan... ...bir e, durumdan evet. bahsediyoruz. Yine memur maaşlarında da... ...o noktaya kadar işte... yüzde ...%85'leri bulan bir... E, ...nokta var... Dolayısıyla aslında enflasyonun üzerinde enflasyona hani o verilen sözün enflasyonu ezdirmeyeceğiz sözünün yerine geldiği bir tablo var. Elbette e, hani satın alma gücündeki problemleri çözmek için atılmış adımlar bunlar. E, bununla birlikte yani bu sadece çalışanlara zam yapıldı diye bir tarafa bırakılmayacak elbette enflasyonla mücadeleye devam edilecek. Bir yandan da tabii bu fırsatçılarla da mücadeleye devam ediliyor. Ee, hemen e, zamlar gelince kendi fiyatlarını da artırıyor. Hani böyle rüzgardan nem kapıp etiket değiştirenlerin de mücadelenin daha da sıklaştırılarak devam edeceği haberlerini de alıyoruz. Şimdi tabii e, bu önemli. E, vatandaşa verilen destek, satın alma gücünün artması önemli e, bir destek. E, bir de bununla birlikte bu alım gücünün desteklenmesinin, de birlikte aynı zamanda aslında son dönemlerde belki de daha doğrusu 10 yıllardır çözülemeyen bazı sorunların da çözüldüğünü görüyoruz. Mesela 3600 ek gösterge 3600 gibi. Şimdi dün mesela Çalışma Bakanı e, Sayın Bilgin e, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmayı da yıl sonuna kadar e, yapacaklarına dair bir mesaj verdi. Bu da pek çok kişinin beklediği bir e, aslında tablo. E, dolayısıyla o EYT heyecanı da bir yandan başladı. Sözleşmeli personel sorununun çözülmesi. Evet. Yani ilk başta sözleşmeli personel çözülecek sonrasında da eğit ama hızlı bir şekilde. Yani işte üç, senin söylediğin gibi 3600 işte asgari ücret, e, memur memur maaşları, oradaki katsayılar hepsi böyle e, teker teker masadan kaldırılıyor aslında. Evet. Yani o sorunlar masadan temizleniyor. Evet. Çalışma hayatında çok ciddi e, sorunların temizlendiği. Ve yeni adımların atıldığı bir dönem diyebiliriz. Kesinlikle. Özellikle de hani en sıkıntılı belki de krizin yaşandığı dönemlerde, dünyanın krizde olduğu, bütün dünyanın hani işsizlikle çalışma hayatındaki sıkıntılarla boğuştuğu bir dönemde evet. Türkiye'de bu adımların atılıyor olması, çözülüyor olması önemli kazanımlar. Şimdi bundan sonraki dönemde belki çok daha çalışma barışına, daha da iyi olabileceği bir dönemden söz edebiliriz ki bunlar da e, siyaset e, sahnesinde e, en çok kullanılan aslında 3600 evet. EYT her sevimli vaadi <laughs> e, yani her herkesin vaatler arasında evet. ilk sıraya koyduğu işte çalış e, 3600 EYT sözleşmeli personel e... bundan sonraki dönemde artık bu alana yönelik verilecek vaatlerin şeyi değiştik. E, yapısı değişecek ya da işte daha farklı daha büyük şeyler vaat edilecek galiba. Çünkü e, hani bu senin de söylediğin gibi ellerin yani bir, bir şekilde aslında siyasetçinin e, her seçimde kullandığı o argümanlar e, evet, yani, temizlenmiş oldu. Evet. Ellerinden alınmış oldu. Ya önemli yani. Evet. Tabii yani dediğin gibi belki hani yeni yeni e, nasıl diyeyim bu geliştirilecek başka şeyler bulunacak sonuçta çalışma hayatının da ee, ilerlemesi için iyi. Yani tabii. hani o dengenin sağlanması anlamında. Yani bu bütün sorunların çözüldü anlamına gelmiyor tabii bunlar. Tabii Ama ki. hani en kritik ve böyle e, köşe taşı diyebileceğimiz aslında sorunlar gündemi, bunlar. Gündemi meşgul eden. Evet gündemi meşgul eden sorunlar. Siyaseti meşgul eden, se seçim dönemini çok meşgul eden konular EYT 3600 e, sözleşmeli personel konusu. Elbette. yani bunla bunların çözümü çok önemli bu dönemde. E, ama e, çalışanların da işverenin de her zaman sorunu olur ve her zaman da e, tabii bu e, dileklerini isteklerini yerine getirirler elbette yapılacak daha asılacak çok daha fazla adımlar var ama Kesinlikle. önemli olanlarının çözüldüğünü görmüş oluyoruz. Ya bir de e, bu dönemde değil mi? Yani dönem olarak hani bu dönemde dedin ya onu belki altını çizmek lazım. Evet. Yani dönemin zorluğu küresel e, işte tüm dünyada çalışma barışını tehdit eden, çalışma hayatını tehdit eden, çalışma hayatını bozan işte bugün de mesela onu da konuşacağız. Norveç'te doğalgaz çalışanlarının yaptığı grev. İngiltere'de havalimanı. Avrupa'da hava yolu ulaşımı çok ciddi sekteye uğradı. Bütün çalışma hayatını olumsuz etkileyen, hani zaten mevcutta olan sorunların üstüne sorunlar ekleyen bir ortamda yaşıyoruz küresel anlamda zor bir dönem zaten e, o iki yıllık dönem pek çok e, yani çalışma hayatına pek çok şey değiştirdi işte esnek çalışmayı getirdi hibrit hibrit girdi evet hibrit girdi hayatımıza e, bir yandan tabii şey oldu e, özellikle e, son dönemlerde e, pandeminin de sonuna doğru iyice ekonomilerin de sıkıntıya girmesiyle birlikte daha fazla işsizliğin ortaya çıktığı işte o iş alanlarının çalışmadığı, fabrikaların durduğu, lokantaların, restoranların, turizm bölgelerinin tamamen kapandığı, işte sanatla ilgili pek çok alanın durduğu bir dönemi yaşadık. Şimdi bu dönem aslında böyle içinden geç, geçtikten sonra belki fark etmiyoruz ama psikolojik olarak bile bizi çok gördü. İnsanlar gerçekten ciddi bir işsizlik korkusuyla karşı karşıya kaldılar ve daha doğrusu şöyle yani işi var ama o işi yapacak sahası yok. Dolayısıyla bir kazancı yok noktasına geldi. Yani belki bazıları kazançsız bile işini devam ettirmek isteğinde olsalar da bile e, onu devam ettiremeyecek alanlar oldu. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da, Amerika'da kısmen daha iyi ama Avrupa'da özellikle e, bu sahaların açılması konusunda, iş sahalarının açılması konusunda, fabrikaların tekrar çarklarının dönmesi konusunda hala sıkıntılar devam ediyor. Yani sadece pandemiyle değil ekonomik krizi vurmasıyla birlikte hı hı. ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi Türkiye bu noktada çok daha şanslı elbette. Hem e, hiç çarklar durmadı, hiç kapanmadı. E, yani tabii ki elbette restoran, otel gibi hizmet, yerler, sektörü. hizmet sektöründe e, sekteye uğradı elbette e, bazı dönemlerde ama e, yıl geneline vurduğumuzda böyle tamamı kapalı bir dönem yaşanmadı. Özellikle sanayide e, bu çok sınırlıydı. E, şimdi tabii böyle olunca e, Türkiye'de iş sahasının e, özellikle şimdi bu geri dönüşle birlikte turizmin de artması birlikte iş daha da genişleyeceği ve daha da çok çalışma e, sahası bulunabileceği bir e, dönem e, yaşanıyor. E, ama yine de e, sıkıntıların bol olduğu krizlerin bol olduğu, bütün dünyada resesyon çalıklarının atıldığı, artık durgunluktan söz edildiği bir dönemde çalışanlara destek veriyor olmak çok önemli. Bu bütçeyi ayırabiliyor olmak bunun için bütçe çıkarıyor olmak hatta ek bütçe çıkarıyor olmak oldukça önemli. Peki yine Akşam Gazetesi'nin haberi vardı. Çalışma Bakanı'nın mesajlarından bir tanesi. Bu da önemli bir mesaj aslında. Bunu asgari ücret toplantıları sırasında da vurguladı Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dedi ki, işçinin sendikalaşmasına karşı çıkan bir zihniyet olduğuna dikkat çekti. Sendikaya karşı çıkan karşısında beni bulur dedi. E, i̇şverenlerin büyük çoğunluğunun işçinin örgütlenmesinden endişe ettiğini belirtti e, Vedat Bilgin. Aralarında ciddi işletmeler var, tutucu bir eğilim var, sosyal müzakereyi kavrayamamış sanayi devrimi öncesinin bir zihniyeti var. Bu tavrın yıkılması lazım diye konuştu. İşçilerin ee, işçilerin örgütlenmesine ve sendikalaşmasına karşı çıkan bir zihniyet bulunduğunu hatırlattı. Önünde engel olanlar bana geliyor. O işverene Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukunu ve kanunlarını hatırlatıyorum. Bunların arkasındaki güç devlettir. Bu hukuku çiğnerseniz karşınızda beni bulursunuz diyorum. Bizim hukukumuzu uygulatmak zorundayım. Türkiye'nin çalışma barışına, Çalışma Bakanlığı katkı yapmak zorundadır. Aksine davranana müsaade etmeyiz. Bakan e, bilginin sıklıkla bahsettiği konulardan bir tanesi bu sendikalaşma hmm. ve e, sendikaya karşı çıkan karşısında bizi bulur mesajını veriyor. Önümüzdeki dönemde yani sanki hani hem asgari ücret e, toplantıları sırasında buna çok vurgu yaptı çalışma bakanı hem de son dönemde buna vurgu yapıyor. Yani şu hani masadaki mevcut sorunlar çözüldükten sonra acaba sendikalaşma oranının yükseldiği, sendikalaşmanın arttığı bir e, çalışma dönemi mi geliyor? Umarız öyle olur. Aslında bununla ilgili düzenlemeler de yapıldı bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla. E, ve dolayısıyla bundan sonraki dönemde e, özellikle e, işçilerin bu konuda çok ciddi çalışmaları ve tabii e, temasları var. Ve tabii şunu da görüyoruz, sendikalaşmış olan sektörlerde ne kadar e, hani o sözleşmeler sırasındaki e, tartışmaları, uzlaşmaları ve en nihayetinde çalışma barışının ortaya koyduğu o, o huzuru görüyoruz. Kesinlikle. E, dolayısıyla e, sendikalaşmak önemli. E, i̇şçilerin bu konudaki e, çok çabası var. E, bunun karşılık bulması önemli. E, bunu e, yanında duran bir bakanın olması da önemli. Bir hükümetin olması da önemli. E, bu açıdan da e, çalışma barışı için önemli bir e, tablo. Önümüzdeki dönemde de e, sendikalaşmanın daha da artması için çalışmaların e, olacağını, daha da hızlanacağını düşünüyorum. Doğru. Evet, onun sinyalleri geliyor gibi gözüküyor. Peki, e, şimdi Almanya'dan bahsetmiştik. Sabah gazetesinin haberi, Almanlar 31 yıl sonra ilk açığını verdi. Küresel durgunluk Avrupa'yı etkisi altına aldı. Almanya'da Mayıs'ta 31 yıl sonra ilk kez 900 milyon euroluk dış ticaret açığı verdi. İthalat %2,7 artarak. 126.7 milyar euroya yükseldi. Euro bölgesinde Mayıs'ta tahminlerin altında artan ÜFE, 15 ayın en yavaş artışını gerçekleştirmiş. Bu belki bir taraftan olumlu bakılabilecek taraflardan bir tanesi diyebiliriz. Ee, Almanya'da ki Almanya şimdi Almanya'yı konuşurken tabii Almanya'yı ayrı tutmak gerekiyor. Hani Avrupa'nın e, en büyük ekonomisi. Evet tamam ama Avrupa'nın üretici ekonomisinden bahsediyoruz. Evet. O anlamda çok önemli. Yani üretim yapan, e, sanayisi güçlü, istihdam yaratan bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden önemli. Yani daha daha önemli belki. Yani İtalya'yı, Fransa'yı da, bunlar da önemli Avrupa'nın önemli ülkeleri ama Almanya'yı ayrı bir yerde tutmak lazım. Yani Almanya'dan gelen sinyal ve açıklamalara başka bir gözle bakmak gerekiyor. E, Almanya'nın Mayıs ayı ihracatı. %0,9 artış beklenirken %0,5 azalıyor. Yani bu bir gösterge ihracatında %0,5'lik bir azalma var. E, i̇thalatı %3'e yakın artmış. Diğer taraftan Euro bölgesinde yatırımcı güveni Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye gelmiş. E, ve baktığımızda e, beklenti endeksi de Aralık 2008'den beri en düşük seviyeye gelmiş Euro bölgesinde. Ki Almanya'dan gelen sinyal ise dediğimiz gibi hem 31 yıl sonra ilk açığını vermesi, ihracatının azalması ve Almanya Başbakanı'nın açıklamaları tarihi bir zor, zorlukla karşı karşıyayız diyor. E, şimdi gelinen nokta e, Almanya'nın belki de hayal edemeyeceği bir nokta. Ama bundan sonraki dönemde beklentisi Almanya'nın daha kötü. Yani buradaki en büyük sorun bu aslında. Hani şeyden öte, şu anda yaşanılandan öte daha kötü bir beklenti olması. E, çünkü bir yandan da e, hani senin de dediğin gibi üreten, sanayisi olan, Avrupa'nın lokomotifi olan bir ülkeden bahsediyoruz. E, böyle bir tabloda e, bu bütün Avrupa için çok daha korkutucu bir noktaya e, göz önüne getiriyor, fotoğrafı getiriyor. Şimdi e, ve umutsuzlar yani hani, ee, hani daha kötü bir tablo bekleniyor. Dan öte umutsuzlar da ve yani bu, bu umutsuzluğu hani e, tarihi zorlukla karşı karşıyayız. Resesyon bekliyoruz. işte e, ne kadar zamanda biteceğini bilmiyoruz yani gibi bir, açıklama. Yani birkaç ayda bitmeyecek diyor. Evet. Yani şimdi o e, o birkaç ayda bitmeyecek bu işler demesi aslında ne zaman biteceğini pek bilmiyoruz gibi evet. bir e, tablo bu. Şimdi e, elbette Dünyada hiçbir ülke bilmiyor bunu. Özellikle Avrupa'daki ülkeler hiç bilmiyorlar. Dolayısıyla herkesi saran bir sıkıntı. Ama Almanya'nın böyle bir sıkıntıyı yaşıyor olması çok daha Avrupa için krizin derinleştiğini gösteriyor. Şimdi bir de şöyle bir tablo var. Şimdi mesela İtalya'da, Fransa'da, Fransa kısmen daha farklı da. Yani İtalya, İspanya gibi ülkeler mesela ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ya da işte işçi sorununda işte insan kaynağı sorunu yaşıyorlar, yaşlılık yaşıyorlar. Şimdi Almanya bu noktada aslında dışarıdan işçi kabul ederek zamanda Türkleri aldığı gibi bir göçmen politikasıyla farklı bir yapısı da var, çalışma hayatına bakışı da var. Yani o çarklar dönsün mutlaka, o makineler çalışsın, üretimimiz devam etsin. Bu noktada kararlılığı var. Yani yine konuşuluyor Almanya için bu. Yani evet. Çünkü yine nüfus yaşlandı. Ee, ve e, şimdi böyle bir tablo olduğu zaman ortada e, Almanya'nın zorluğu bütün e, Avrupa'yı, Avrupa Merkez Bankası'na, işte e, bugün Türkiye gelecek olan İtalya'yı, Yunanistan'ı, bunların hepsini etkiliyor. Şimdi kendisi, kendi derdini, e, yarasını saramayan bir Almanya Avrupa'nın yarasını hiç saramaz. Yani Tabii. zamanında Yunanistan'ı kurtaran Almanya'ydı bunu hepimiz biliyoruz. İtalya'ya, İspanya'ya İspanya verilen destekleri e, yani o Avrupa'dan verilen destek gibi görünse de Almanya bunu yaptı. Şimdi e, gelinen noktada Almanya'nın sıkıntıya girmesi hepsinin e, çok daha ciddi sıkıntılara gireceği anlamına geliyor. E, ama dediğim gibi başta da e, daha kötüsü bugünkü kötülüğünden öte bir umutlarının olmaması. Yani önümüzdeki dönemle ilgili o belirsizliğin ve korkunun devam ediyor olması. Bu evet. algı zaten çok daha derinleşiyor. Yani mesela Türkiye diyor ki ben diyor işte tedarik konusunda, üretim konusunda üst olabilirim. Bu dönemi fırsata çevirebilirim. İşte ihracat konusunda, üretim konusunda bütün çarklarım dönüyor. Ben çok daha ileri adım atabilirim. İşte çalışanlarıma şöyle destek veriyorum diyor. E, Almanya şunu yapıyor mesela çalışanlarına destek veriyor. Üretimine kısmen devam ediyor ama gelecekle ilgili umutlu açıklamalar yok mesela. O o belirsizlik çok daha ciddi bir sıkıntı Bence yani tekrar dediğin gibi şeyi konuşmaya başladılar yani e, ülke dışından çalışacak insan alma özellikle e, havacılık sektöründe e, çalışacak insan ve yine Türkiye çok konuşuluyor e, böyle bir hani destek alınabilir bir şeklinde Çünkü ciddi yani havalimanları tamamen bir daha e, kaos yaşıyor ve mesela Lufthansa 3000'den fazla uçuşunu iptal etmiş. Bir de yani hani sadece grev değil, personel eksikliği yaşıyorlar. Yani hı hı. bu hani hani grev olsa, çalışmam olsa hani bir şekilde uzlaşılır. Geri dönüş olur. Geri dönüş olur. Ama personel eksikliği çok çok büyük sıkıntı. Evet, insan kaynağı yok. İnsan kaynağı yani çalıştıracak insan bulamıyorsunuz. Nitelikli ee... eleman bulamıyorsunuz, çalıştıracak insan bulamıyorsunuz. E yani bir yandan bunu yapıp bir yandan da işte e, mesela mültecilere uyguladıkları o, o nasıl ikinci sınıf vatandaş e, şeylerini gördük. Mesela Suriye'den kaçanlar için yaptıklarını da gördük. Yani hani bu e, biraz böyle bir ikicikli bir durum onlar için aslında belki ama e, işte dünyanın da nitelikli insan kaynağını çekme konusunda e, yetenekli ülkeler bunlar aynı zamanda. Şimdi e, önümüzdeki dönemde tekrar e, bir işçi alımına geçebilirler. Zaten demişler. Yani şunu söylüyor Alman Hava Taşımacılığı Birliği diyor ki yer hizmetleri alanında 2000 kişilik personel sıkıntısı var. 2000 kişi de az değil. Bu personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yol olarak yurt dışından işçi alımını görüyoruz diyor. Eee yani Türkiye'den de alınması konusunda hızlı şekilde özel izinler çıkarılması beklendiğini, yani 2000 kişilik hı hı. durmuş vaziyette. Personel eksikliğinden tamamen e, havacılık ya, ha, sektörü durmuş, ulaşım durmuş. E çünkü e, şimdi e, tabii Türkiye o anlamda, yani Türkiye'den de dedin ya, Türkiye o anlamda e, aslında oraya giden e, işçilerin çok ciddi Türk, Alman ekonomisine katkısı. E, katkısı var. ya Pek çoğu işveren de oldu artık. Çok ciddi katkıları, o Türklerin disiplini. Almanya'nın bu noktaya gelmesinde evet, çok ta önemli. tabii ki önemli payı evet, var. Çok yani. önemli payları var ee, ve artık orada üçüncü, dördüncü nesiller var. Ee, onlar da orada çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi böyle bakıldığı zaman elbette ilk bakacakları ülkelerden birisi. Çünkü yani Türkler e, her ne kadar içeride böyle çok çalışkan gibi görünmesek de e, bütün dünyada hani e, disiplin ve çalışkanlığı konusunda. Örnek gösterilen e, ülkelerden birisi çünkü e, pek çok dönemde aslında hem e, yani yöneticileri kriz yönetimi anlamında, e, işçileri e, hem çalışkanlığı ve dayanıklılık anlamında e, tercih edilen e, ülkelerden biriyiz. E, belki Türkiye'deki o işte e, yaşam koşulları e, bugüne kadar yaşadığımız ard arda yaşadığımız sıkıntılar bizi daha dayanıklı ve daha çalışkan hale getirdi. E, o, daha farklı bir yapımız olduğu kesin. Yani dünyanın her yerinde Türklerin çalıştığı yerlerde çok daha farklı tablolar karşımıza çıkıyor. Çok çok daha büyük başarı hikayelerini okuyoruz doğrusu. Evet. Diğer taraftan tabii tüm bunları konuşurken işte hani Avrupa ekonomisiyle ilgili en büyük tabii ki kaygılardan bir tanesi. Yani bir de niye Avrupa'yı konuşuyoruz? Şimdi tabii yani bir Türkiye için çok önemli bir ticaret partneri. Diğer taraftan yani ihracat yapıyor. Oraya ürün satıyor Türkiye. E diğer taraftan şu anda küresel ekonomide bir ABD ekonomisinde ne yaşanacak? Diğer taraftan Avrupa ekonomisinde ne yaşanacak? Hı hı. Hani Çin tarafı, Asya tarafı Asya tarafına baktığımızda hani çok fazla endişeler yok. Çin mesela altyapı yatırımlarını arttırıyor ekonomiyi canlandırmak için. Yani bir şekilde daha belki eli rahat gibi. Ama işte Avrupa belki bu yani şu anda dünyada en zora girebilecek olan ekonomi ve yani Avrupa ekonomisi dediğimizde hani gelişmiş bir ekonominin zora girmesinin faturası ne olur? Onu da tabii anlamak anlamında çok uzun konuşuyoruz. Mesela Avrupa'nın şu andaki en büyük problemlerinden bir tanesi enerji tedariği. Ve şu an için belki problem ortada değil ama kış için çok önemli bir sıkıntı yaşanabilir. Ve kış zor geçecek öyle görünüyor. Çok zor geçecek gibi gözüküyor. Ee, Avrupa doğal gaz depolarını doldurma çabası içinde. Ama depo için vardır? Depo hani ana akımdan gelir, bu su olur, elektrik olur, doğalgaz olur. Bir kesinti olduğu zaman devreye girmesi için yoksa ana kaynak olmaz depo. Evet. Tabii. Yani olamaz zaten. Ee, biz şunu görüyoruz haber ajanslarında Avrupa'nın doğal gaz depoları ne kadar doldu? Ona bakıyoruz. Yani baraj gibi. %60 olmuş Avrupa'da doğal gaz depolarındaki doluluk ee, en yüksek Polonya'da 97, İngiltere'de 94, Almanya'da 62. Buna hazırlanan bir çaba içindeyiz. Yani aslına bakarsan çok ciddi bir zor bir dönem yaşıyoruz. Belki içinde Hı -hı. fark ediyoruz, fark etmiyoruz ama sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. E şimdi tabii yaz olduğu için çok o şeyi hissetmedik. Ee, yani bu kriz Kışın ortasında olsaydı, yani şöyle bir Kasım'da falan olsaydı, çok daha farklı bir tablo ile karşı karşıya kalırdık. Ee, yani Avrupa bu işin içinden çıkamazdı. Şimdi bu yaz dönemini biraz depolamakla geçiriyorlar ama o kışa yeter mi? Yani kışı kaldıracak bir depolamamız senin dediğin gibi ana e, kış olmadığı değil. sürece nasıl olacak belli değil. E, şimdi. E, Lencide de ruble ödeme isteyecekmiş Gazprom. He işte yani. Bir... Şimdi yani e, daha da sıkıştırıyor. Daha da sıkıştırıyor. E, bir yandan e, hani Amerika'dan almak istese hem yol uzun Maliyet hem yüksek. maliyeti yüksek e, ekonomileri o maliyetleri kaldırabilecek güçte değil. E, yani ben şöyle söyleyeyim belki de e, gelecek kış e, Rusya ile Avrupa'yı masada oturmuş olarak görebiliriz. Kesinlikle olabilir. Yani Scholz'da, Draghi'de, Putin'le masada olabilir. Yani çünkü yani o, bunu nasıl hani sonuçta onlar da e, vatandaşına nasıl bunu izah edecek? Şu anda dediğin gibi yani yaz ortamında daha rahat bir ortam var. Bir de tabii şöyle bir durum da var. İşte Çekya, Macaristan gibi ülkeler şimdiden söylüyorlar zaten. Yani hani ben halkıma bunu yaşatamam diye. Şimdi e, genel olarak Avrupa Birliği'nin tavrını ya da politikasını oturasını orada aslında çok da bunu desteklemeyen bazı ülkelerin çekiyor olması içeride kırılımların çok daha hızlı bir şekilde olabileceğini gösteriyor. Yani Gazprom aslında LNG'de dediğin gibi rubleyi istemesi, ruble ödeme istemesiyle hani sıkıştıracağını daha çok evet. sinyalini veriyor. Evet. Yani kışa doğru daha da sıkıştıracağının e, yani siz yaptırım uyguluyorsunuz ben de bunun karşılığında bir takım elimde koz var. Bunları kullanırım diyor. İşte Norveç'te Petrol ve gaz işçileri üretimi düşürdü, greve başladı. Bu da bir tur, ee, doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu. E zaten hani mevcut da bu e, Rusya ile yaşanan problemler yüzünden yüzde yetmiş'ler civarında doğal gazda artışlar var. Bu da tabi ciddi bir enflasyon. Evet, diğer taraftan petrol fiyatları e, Amerika Birleşik Devletleri petrol üretiminin arttırılması için. E, çağrıda bulunuyor Biden. İngiltere Başbakanı da petrol üretiminin arttırılması konusunda çağrıda bulunuyor. Yani biz bu petrolden uzaklaşıyorduk. Yani ama evet. kömürden de uzaklaşıyorduk. Petrolden de uzaklaşıyorduk. Nükleerden de uzaklaşıyorduk. Değil mi? Başka Şimdi, şimdi elimizde ne varsa hepsini kullanmak derdindeyiz. Çünkü gerçekten enerji yok. Yani e, yani bu da zor ve acı bir durum ama eee yani enerji bir de böyle herkesin yerli üretimi yapabileceği bir alan değil. Yani kaynağın varsa üretebilirsin yoksa yapamazsın yani. Şimdi mesela Türkiye bu anlamda işte rüzgarı, güneşi, e, suyu derken şanslı ama e, güneşi olmayan ülke ne yapsın? Yani böyle de bir tablo var. Şimdi e, orada ciddi e, sıkıntıların yaşanacağını görüyoruz. Bir de şimdi e, görünen o ki tabloda kaybetmiş bir Ukrayna var bu arada yani en büyük sıkıntıları çeken bir Ukrayna var orada. Ve Ukrayna şimdi mesela Türkiye ve Birleşmiş Milletlerle tahıl ihracatı konusunda görüştüğünü söylemiş Ukrayna Hı -hı. Cumhurbaşkanı Zelenski. Ee, şimdi e, orada da e, işte tahıl koridoru konusunda e, adımlar atılmıştı ama hani bundan sonraki dönemde zaten ne kadar üretilebiliyor da bu ihraç edilebilecek Ukrayna'dan o da sıkıntı. Yani hem enerjisi hem gıdası ee, çok ciddi sıkıntılar neden olmuş bir tablodan e, tablodan bahsediyoruz. Ama yani bu açıklamadan da Ukrayna'nın e, şu, şu Ukrayna'nın güvendiği en çok güvendiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Tabi. Hani bu. Türkiye bu noktada e, ciddi bir arabuluculuk yapıyor. Yani ne Ukrayna'ya sırtını döndü ne Rusya'ya sırtını döndü. İkisini de kaybedemeyiz diyerek baştan zaten açıklamasını yaptı ve e, uzlaşma konusunda da ee, hani Erdoğan'ın ayakta alkışlandığı, uzlaşma masaları kuruldu İstanbul'da. Ee, o uzlaşma masalarından sonraki adımlar daha sıkıntılar olabilir evet, ama o uzlaşma e, noktasında bir şekilde bir araya getiriyor Türkiye. İşte Antalya'da da getirmişti Dışişleri bakanlarını. Ya bir şekilde bir noktada buluşturuyor Türkiye ama gerisi elbette bu iki ülkenin tavrına kalmış durumda yani e, o noktada da e, maalesef. Bu kadar zorluk yaşayan Avrupa bu işi uzlaşma çok evet, körüklemeye çalışıyor. Aynen yani. onu, onu anlamak yani ve kışın hani yaşanacakları düşündüğün zaman ne yapmaya çalışıyorlar, nere nereye götürmeye çalışıyorlar anlamak zor. Yani evet. tabii ki savaş yani Rus, Rus tabit yani şey. Rus veya işte Rusyayı savunmak değil. Evet. Ama bunun bitirilmesi konusunda bu arada mesela hani e, geçtiğimiz haftalardan Türkiye'nin rolü anlamında bir çok önemli e, gelişmelerden bir tanesiydi. Ukrayna'da e, Bayraktar TB2 SİHA alınması için kampanya yapılıyor. Hı hı. Ve e, bunun karşılığında e, Türkiye ne yapıyor? Daha doğrusu Bayraktar ne yapıyor? E, bedel istemeden hibe ediyor. Böyle bir gelişme sonrasında. Destek anlamında. Çok önemli bir destek. Yani Ukrayna bu konuda eee bir kampanya yapıyor bunu alalım diye bu Bayraktar Tb2 sihaları alalım diye kampanya düzenliyor Bayraktar e, diyor ki biz bu sihaları size hibe ediyoruz. Evet bu Türkiye'nin bu alanda ne kadar güçlendiğini gösteriyor. Yani e, ne kadar kısa sürede oldu aslında yani çok Elbette çok büyük bir özgüven e, aşılamış oldu Türkiye'ye Elbette çok büyük mücadeleler var ve çok önemli bir e, irade var ortada, ama savunma sanayi sektörü e, özellikle İHA'lar, SİHA'lar e, çok ciddi bir e, başarı hikayesi yazmış oldu. Bu e, Türkiye'nin e, hani ne kadar e, kilit noktada olduğunu, ne kadar önemli, yani bir noktada üretime başladığı zaman ne kadar e, dünyada öne çıkabilecek adımlar atabildiğini de göstermiş oldu. Bu e, elbette Şimdi şöyle bir durum var tabii. Ee, savunmak için kullanılıyor. Hı hı. Yani hani bu da önemli. Ee, Sa savaş, saldırmak için. Saldırmak için değil, savunmak veya için başka kullanılıyor. Veya başka bir ülkeye yani, müdahale için değil. Evet, yani e, o yüzden çok, e, çok e, Türkiye'nin bu alanda ne kadar ileri gidebildiğini, çok kısa süre içerisinde ileri gidebildiğini gördük. Bunlar da neden oldu? İşte Amerika'nın e, üstü kapalı yaptırımları, açıklamaları... Ambargoları, pek çok ülkeyle yaşanan sıkıntılar, bunun pek çok etkisini ekonomide de gördük, savunmada da gördük ama Türkiye bu noktada kendi üretimimi kendim yaparım diyerek aslında bir meydan okuyuş ortaya koydu ve bu noktada da sadece kendileri değil dünyada da ne kadar etkili bir yere sahip olduğunu göstermiş oldu. Dünyanın en önemli, zaten bu konuda üretim yapan altı ülkesinden birisi. Ve e, ilk üç sırada olduğunda söyleniyor e, insansız hava aracı e, konusunda kalitesi anlamında e, o açıdan da çok önemli noktalara geldik doğrusu. Bu arada e, Litvanya Ukrayna'ya hediye edilecek e, sihaları teslim aldığını Litvanya'ya ulaştığı belirtiliyor. Onu da not olarak aktaralım. Biraz evvel bir e, son dakika gelişmesi vardı. Yine savunma sanayinden bahsediyorduk. Aselsan uluslararası bir müşteri arasında savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak toplam bedeli 24.6 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi e, imzalandı. E, Aselsan özellikle son dönemde tabii ki e, Türkiye'nin önemli e, savunma sanayinde işlerine imza atıyor. E, bunlardan bir tanesi bu anlaşmaya ilişkin detay gelmiş. Aselsan'la uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak toplam bedeli 24.6 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. İşte bunlardan bir tanesi işte bir örneklerden bir tanesi savunma sanayinde ve e, ciddi bir ihracat e, gücü olarak da ortaya çıkıyor bu. Evet. Peki şimdi e, diğer taraftan devam edelim. E, gazetelerden son. 4 dakika Borsa İstanbul'un açılışı için. Birazdan Borsa İstanbul'un piyasalarına da bakacağız. Dün düşüşle tamamlamıştı. Avrupa borsalarında karışık bir seyir vardı. ABD borsalarında artış vardı. Hepsini inceleyeceğiz. Dün otomobil ve ticari araç pazarı raporu geldi. Haziran ayında yıllıkta %1'lik bir büyüme var. Sınırlı bir büyümeden bahsediyoruz. Ama belki hani Biraz küresel tarafla baktığımızda örneğin İngiltere'de Haziran'da %24'lük bir düşüş var otomobil pazarında. Milliyette haber var. Otomobilin ihtiyaç olduğunu gördük. Fiyata rağmen bekleme listesi var. Çok ciddi bir bekleme listesi var şu anda. Evet. Araç bulma sıkıntısı 2022 yılında da devam ediyor. Hı hı. Değişen bir şey yok. Araç bulan üreten satıyor diyorlar zaten. Yani. Evet. Böyle bir tablo. Yani çip e, sıkıntısı devam ediyor üretim sıkıntısı devam ediyor. E, araç bulmada sıkıntılar var. E, i̇şte şeye giriyorsunuz, listeye giriyorsunuz. Hatta o listedeki sırayı bile satın almaya çalışanlar var. Yani o, o dereceye varmış durumda. E, bulan alıyor. Ve yüksekliğine rağmen yani az buz para da değil yani sonuçta. Tabii ki. Yani çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Buna rağmen e, çok ciddi bir alıcı var. Diyor ki ee, Ali Aydar Bozkurt Otomotiv Distribütörleri, Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ürün bulan markaların satış yaptığını belirtiyor. Her markanın, her modelin bazı aylarda bulunurunda sıkıntı varken nispeten bazı modellere rahatlama olsa da sektör genelinde sıkıntılar devam edecek gibi görünüyor. Yani sıkıntıların devam edeceğini de söylüyor. Maalesef. Nasıl bu hani çip üretimi iki yıldır bir türlü yetişemedi, olmadı? Yani sadece çift değil pek çok üründe pek üretilemediği ve ulaştırılamadığı için e, bunlar artık yani hani o e, bir şekilde sahaların da hayata geçirilememesi pandeminin etkileri devam ediyor aslında. Yani hani o kapanmadan çıkıldı belki ama yine de o üretim eski üretim kapasitelerine ulaşılamıyor. Dolayısıyla pek çok alanda üretim... E, hala eski seviyelerinde değil. Dolayısıyla bu çip krizi de biraz daha sürecek gibi duruyor. Yani hani Haziran'da %1 arttı diyoruz. Çok sınırlı bir artış ama bulunabilen satıldı. Evet. Yani işte lansman için diyelim bir araç geliyor. İşte 100 bin, 200 bin, 300 bin sonrasında anında gidiyor. Ama şöyle de bir şey var. E, sonrasında o araçlar e, sıfır ama işte liste fiyatı mesela diyelim ki bir aracın liste fiyatı 700 bin lira diyelim. O araç alınıyor. Sonra hemen e, ilana konuyor. 900 bin liraya, 1 milyon liraya satılmaya çalışılıyor. Böyle de bir durum var. Liste fiyatını çok yani bayi bu kadar kazanmıyor. Hı hı. Maalesef pek çok yerde aynı sıkıntıyı görüyoruz. Evet. Evet Borsa İstanbul'un açılmasına az bir süre var. Bir bakalım bir ABD vadelilerden nasıl geliyoruz? Asya borsalarından nasıl geliyoruz? Bu arada belki iki haberi de fayda var. İsrail Hı. 11 yılın en yüksek faiz artışını yapmış. Politika faizine 50 bas puan artırmış. Ee, Avustralya'da e, 50 bas puan yükseltmiş faizi. İlk kez aralıksız iki toplantıda 50 bas puan faiz artırarak tarihi bir adım atmış. Evet. Her ülkenin farklı politikası var işte yani. Her ülkede evet durumuna göre. Evet Borsa İstanbul'un açılışı geldi gidelim sonra devam edelim. 3, 2, 1. Borsa İstanbul'un açılışı geldi. %0,49'luk bir artış. 2417. Dün Borsa İstanbul %1,5 değer kaybetmişti. 2405, 2400 puan üzerinde tutunmayı başarmış ama %1,5'luk kayıp vardı ki gün içinde e, hani iyi bir başlangıç. Gün içinde yükselişler gördük ama yani günün ikinci yarısında satış baskısının geldiğini gördük. Ee, dün bankacılık endeksi %2,74 %3'e yakın değer kaybetti. Holdingler %1,18 değer kaybetti. Sektör olarak e, dün en çok madencilik e, kazandırdı. En çok kaybettiren ise metal ana sanayi oldu. Bugünse e, pozitif bir başlangıç, artıda bir başlangıç görmekteyiz. Dün de pozitif başlamıştık. İkinci yarıdan sonra bir evet. E, eksiye dönüş oldu. E, bakalım bir e, yıl ama bu arada yılbaşından bu yana en çok kazandıran borsalardan birisi olduğumuzu da söyleyelim. Şu anda yüzde 29 buçukluk bir artış var yılbaşından bu yana yüzde 30'a yakın bir artış söz konusu. Bir grafik getirebilir miyiz bu konuda arkadaşlar? Yılbaşından bu yana. Yıl başından bu yana hı hı. ve bir, bir karşılaştırma yapalım aslında mesela Amerika'dan. Ya, e, Nasdaq'ta yüzde 29 yüzde 30'luk bir kayıp var. Yani e, borsa İstanbul'da 30'luk bir kazanç, hı hı. Nasdaq'ta da tam tersi yüzde 30'luk bir kayıp var. E, ABD teknoloji borsasında evet. Yılbaşından bu yana baktığımızda, hı hı. mesela yani, bir Nasdaq'la karşılaştıralım, 1800 puanlardan 2600 puanlara geldi, 2400 puanın üzerinde kalmayı sürdürüyor e, borsa İstanbul. Tabii ya aslında gidecek daha çok da yolu var. E, bu seviyelerin de, bu seviyelerinde tabii e, özellikle hani enflasyonist ortamda çok düşük olduğu da belirtiliyor Se, e, mevcut seviyelerin daha doğrusu. Hı hı. Evet. Grafikte bize gösteriyor nasıl Hı -hı. bir ayrışma olduğunu zaten. Bir ayrışma. Yeşil olan Borsa İstanbul, sarı olan Nasdaq ee, oradaki gerilemeyi görmekteyiz yılbaşından bu yana bir şekilde. Evet. Şimdi tabi e, tabii çok etkili olan konulardan bir tanesi de şuydu. E, demir çelik fiyatları. Bu resesyon yani Hı -hı. E, resesyon endişesi son bir ayda %17'den fazla gerilemiş demir fiyatı. Ha, bir bakıma iyi, şu anlamda iyi. Hani enflasyonist baskı anlamında yük hafifletir. E, ee, bu metal e, metallerin düşmesi. Ama Borsa İstanbul tarafında da tabii ki bunun etkisini gördük. Özellikle dün Ereğli, Kardemir, İskenderun Demir şeklinde sıradığımızda bütün yani e, demir çelik hisselerinde kayıplar gördük. Evet şu anda evet daha net şimdi görebiliyoruz. 25.96 neredeyse işte geçen yılın Haziran ayı seviyelerine doğru bir dönüş var. Yani bir yıl önceye dönme söz konusu. Demir çelik mesela Ereğli demir çelik için konuştuğumuzda böyle bir dönem var. Kardemir'de yine hani geçen yılın seviyelerine doğru geliyor. Hmm. Bugün e, hafif artıda seyrediyor. Ama en çok etkilenen taraflardan bir tanesiydi. Ama baktığımızda ulaştırma ise tam tersi bir hikaye var ulaştırma evet. tarafından. Bir bakalım mı ulaştırma hisselerine? Özellikle evet. Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları Pegasus, Tav ve Doko Çelebi. Türk Hava Yolları'nın yılbaşından bu yana bakalım. Nasıl bir seyir veya hani yıllık olarak geçen yıldan bu yana bakalım. Burada nasıl bir tablo var? bunlar özellikle pandeminin en çok hani etkilediği, sektörlerde etkilediği evet. 18, 69dan 52 18.69'dan kadar çıkmış. Şu anda 47-68 seviyesinde Türk Hava Yolları hızlı bir yükseliş gördük. Evet, iki buçuk kat gibi bir şey Hı -hı. galiba. Bir, çok ciddi hareketlilik var. Sezon çok hareketli geçiyor. Beklentiler yüksek. Daha da o hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Evet. Yani bir taraftan hani belki hani kargo tarafının güçlenmesi, hava kargonun güçlenmesi. E diğer taraftan yolcu trafiğinin çok artması. Yani bilet bulmakta zorluk çekiyorsunuz. Uçaklarda doluluklar çok yüksek. Bir, Bir de, de herhalde alışkanlık da sağlandı. Yani hani şimdi orada fiyatlar, tavan fiyat işte e, bin liralara ulaştı. 999 lira sanırım o, o bin lira seviyesine geldi ama bir taraftan da hani bunun kolaylığı ve e, alışkanlığı da olmuş durumda. Evet, e, hava yolu taşımacılığı gerçekten hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Yani e, karayoluyla e, çok ciddi yarışır oldu. Hmm. Şimdi hızlı frenlerle birlikte demiryolu da e, tekrar hareketlenmeye başladı aslında ama yine de havayolu yolu, özellikle hemen hemen e, pek çok ilde hava olması, e, insanların daha e, bir de fiyatlar konusunda da aslında. Ee, hani uygun zamanlarda uygun kampanyalarla ya da erken alımla daha uygun noktalara gelmesi biraz e, vatandaşın da bu kolaylığı tercih etmesine neden oluyor ee, gerçekten hani bütün hava şirketlerinde ciddi bir hareketlilik var hava yollarında ya hava hava alanlarında çok ciddi e, bir kalabalık var ee, İstanbul e, en son İstanbul havalimanında e, inatsız Yere düşmüyordu yani kalabalığın turistin gerçekten işte geçen hafta gerçekten çok yoğundu bu hafta bayramla birlikte çok daha fazla bir yoğunluk olacak öyle görünüyor pek çok işte turizm sektöründen pek çok isimle konuştuğumuzda yüzde yüz ulaşıldığını görüyoruz özellikle Antalya bölgesinde ve tabii bu nedenle de hava yolları da ciddi talep görüyor. Şimdi şöyle de bir durum var tabii pandemide. de Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede havayolu şirketleri çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve devlet destekleriyle yaşıyor. ayakta. Hala, Hala öyle devlet destekleriyle ayakta kaldılar. Şimdi bu e, hakkını yememek lazım. Türkiye'deki havayolu şirketleri ayaklarının üzerinde durabildi krizde. E, bu anlamda ki krizen çok onları vurdu. Bu anlamda oldukça e, önemli bir tablo. Belki daha hızlı toparlanma şansları da olacak. Ki bu arada Rusya-Ukrayna savaşı da yine aslında bir eksi bu hava yolları için. Yani bir yandan artısı var tabii diğer hava yolları çalışmıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki hava yollarının daha fazla çalışması gerekiyor. Ama bu da işte yeni insan kaynağı, yeni uçak alımı pek çok anlamda geliyor. O yüzden bunlar bunlarda ekmaliyet aslında. Tabii. Bunlar, bunların da ek olduğunu görüyoruz. Şimdi e, diğer taraftan arkadaşlar Merkez Bankası'ndan e, fiyat gelişmeleri raporunu aktarıyor. E, enflasyona ilişkin değerlendirilmesini yayınladı Merkez Bankası. Dün enflasyon gelmişti. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan geldi diyor Merkez Bankası. Gıda grubunda gıda grubunda yıllık enflasyon işlenmemiş gıda da gerilerken yükselmeye de devam etti. Enerji tarafından ağırlıklı geldiğini görüyoruz. Enerji fiyatlarındaki ve tedarik zincirlerindeki aksamalar üretici fiyatlarını yükseltiyor deniyor. Şimdi bir en çok artanlar en çok azalanlar sıralamasına da bir bakalım mı? en çok artanlar, en çok azalanlar sıralamasına bakalım. Akfen GEO, Bere Holding, Kardemir D, Hektaş, Koza Madencilik. dün de yine Koza tarafında bir hareketlilik vardı. Koza Madencilik tarafında bir hareketlilik vardı. Orada yüksek temettü nün etkisi vardı. Diğer taraftan Hektaş'tan da yeni yatırımla ilgili bir ...açıklama vardı. E, o haberi... ...sizlerle paylaşayım. Hektaş... ...organomineral... ...gübre üretimine devam ettiği Adana'daki... ...bir taşınmazın satın alınması için... ...işlemlere... ...başlandı deniyor. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan... ...açıklamada... ...evet son bir yıllık... ...tablosuna baktığımızda burada da yine... ...tabii dönem itibariyle... ...gübre... Özellikle hani tarımla birlikte en çok belki aranan, üretimi e, desteklenen alanlardan bir tanesi. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada bir yıllık olarak baktığımızda uzun vadeli, yani günlük düşüşlere bakmayıp uzun vadeli baktığımızda Hektaş 7.31'den 30 seviyesine gelmiş. Bunun etkisini görüyoruz. Bir de e, koza altın, koza madencilik. Buraya da bakalım. Burası da hareketliydi dediğimiz gibi dün itibariyle. Evet. Kozala bakalım. Evet 196.10 bugün hafif geriledi dün. Yok, evet. Evet 196.10 seviyesinde bugün hafif bir gelen var. Ama yani yıllık olarak baktığımızda burada da ciddi bir primin yaşandığını söyleyebiliriz. Koza altın. Kozma Madencilik tarafında da yine aynı yükselişi görmekteyiz. Peki en çok azalanlara bakalım bir de şimdi. En Asarsan'dan çok da haber vermiştik ona da bakalım. Aa evet asalsın haberine de bakalım. Evet. En çok azalanlar Enka, Doğuş Otomotiv, Türk Traktör, Kuva Granit olarak sıralandığını görüyoruz en çok azalanları. Bu arada. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. Onu da sizlerle paylaşacağım birazdan. Bir de evet e, arkadaşlar getirdi ekranı. Temel öncelik olan enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan politikalar, yönetilen, yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri, sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir deniyor. Ve aslında burada bir toparlama yapılmış. O grafiği getirebilirsek ekranlara enflasyonla mücadele yönelik hani dönem dönem açıklanan birçok tedbir var belki ama hani zaman zaman unutulabiliyor. Toplu halde görmek o anlamda önemli. Neler var bunların içinde? Gıda ürünlerinde KDV oranı %1'e indirildi. Yeme içme hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak belirlendi. Sabun, şampuan, deterjan, bebek bezi, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil, peçete gibi 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 ürünlerin, yani temel ihtiyaç ürünlerinin e, KDV oranı %18'den %8'e indirildi. Meskenlerde tarımsal sulamadaki elektrik tüketimlerinde KDV %18'den 8'e düşürüldü. E, arazi, arsa teslimlerinde KDV oranı %18'den 8'e indirildi. İndirimli KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamı genişletildi. Meskenlerde kullanılan doğalgaz %81 oranında sübvanse edildi deniyor. 2022 yılının ilk 5 ayında Kobiler tarafından kullanılan doğalgaz %76. Sanayide kullanılan doğalgaz %14. Elektrik üretimi amaçlı kullanılan doğalgaz %25. Meskenlerde kullanılan doğalgaz %81 oranında sübvanse edildi. Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışlar %25 ile sınırlandırıldı. Bazı stratejik tarım ve gıda ürünlerine yönelik dış ticaret tedbirleri devreye alındı. Enflasyonla mücadeleyi desteklemek üzere 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçildi. Enflasyonla mücadele timleri tarafından tüm sektörlere yönelik denetimlere devam ediliyor değildi. Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı öğretmeni paylaştığı işte bu e, ne diyelim tedbirler. Evet. Bundan sonra da atılacak adımlar var elbette. Ee, devam edilecek deniliyor enflasyonla mücadeleye. Ee, bu konuda da zaten özellikle yıl sonundan itibaren bir Düşüş beklentisi olduğunda söyleyelim hükümetin e, bu yönde açıklamalar da var. E, bir e, kısa aslında özet yapmış Sayın Bakan. Evet, Hakan. evet. Yani bu atılan adımları 11 madde halinde sıralamış hı hı. birlikten berekete kazanan Türkiye şeklinde. Peki e, şimdi tabii bu dönemde en fazla belki etkilenen piyasalar tarafında etkilenen alan... altın fiyatları oldu. Altın 1800 dolar seviyesine yeniden geldi. Hani güvenli liman e, kaçılacak alan denirken etkilendiği birçok alan var ve altın fiyatları yeniden 1800 dolar seviyesinde se seviyesine geldi. Nereden 2000 dolar ve üzeri beklenirken. Evet, 1807 dolar seviyesinde altının onsu. Burada özellikle enflasyon hani destekleyecek diye beklenirken aslında enflasyonun bu tarafı çok fazla desteklemediği ön plana evet. çıktı. Bir, bir de yıl, petrol. Yıl, başından yılbaşından bu yana bir grafik Olur. getirelim. Olur. Yılbaşından altın bu yana altının onsuna bakalım. Yılbaşın. Bu arada platinde de yüzde birlik düşüş olduğunu görüyoruz bugün. Hı hı. Demir çelik fiyatlarında düşüş var dedik. Diğer taraftan ee, Ayçiçek yağında düşüş var. Yani tarımsal üretimde de düşüşler var. Bu da aslında enflasyon anlamında et, önemli. Enflasyonu olumlu etkilemesi anlamında. Yani yaklaşık işte geçen yılla bu yıl arasında iniş çıkışlar olsa da geçtiğimiz yılla aynı. Getiri arayışının çok zor, getiri bulmanın çok zor olduğu bir dönem. Evet. Yani bu dönem. İşte faiz tarafında bulunamıyor. Küresel tarafta Avrupa borsalarında ABD borsalarında kayıpların yıllık anlamda arttığı bir dönemde işte ABD borsalarında %30'a varan kayıpların söz konusu olduğu. E, altın tarafında bunu bulunamıyor. E, hani kripto paralar tarafına gitseniz kripto paralar tarafında %70'e yakın düşüş var. Çok çok büyük bir e, hani sert bir düşüşten bahsediyoruz. Çok zor bir dönem yani gelir elde, gelir arttırmak zor, tasarrufu korumak da zor. Zor nakitte kalmayı tercih edilen bir dönemden söz ediyoruz şu anda. Evet. Aslında hani enflasyon var nakitte kalınmaz denirken tekrar evet. nakitin ön plana çıktığı, belki yeni fırsatları kullandığı bir dönem. Son dönemde belki bugün yarın da konuşuruz. Bunlardan bir tanesi mesela konuta çok ciddi bir evet. ilgi vardı. Konut fiyatlarında ilginin azaldığı ve fiyatların da küresel anlamda da gerilemeye başladığı görüyoruz verilerden. Evet. Peki teşekkürler. Özlem Güzel bir gün olsun. Peki. Hoşçakalın.